Balkanların starı bu, biliyor musunuz? 2014 yılında uçuş sırasında kaybolan ve büyük bir gizeme dönüşen uçak hangi ülkeye aittir? Anamın arabası değil mi? Son seferini 2003 yılında yapan Concorde uçakları Londra-New York arasını kaç saatte uçmaktaydı? Ya bu bedeni nasıl yönetiyorum ya ben? İnanılmaz beceri ya bu. Allah! Ya çok güzel insanlar var tabii burada bizi izleyen. Hoş gelindi efendim. Gelen kim, getirilen kim sizde? Sen gelensin, sen getirilensin, doğru mu? Evli misiniz siz? Nesiniz? Evliyiz. Evlisiniz. Enteresan bu arada, birbirinize de benziyorsunuz. O yüzden hani ya karın falan demek istemedim. Çünkü belki de kardeş olur ya, böyle şeyler olabiliyor. Yok, evliyiz. 2 yıllık evliyiz. Ha yani 2 yılda diyorsun, baka baka karardık mı birbirimize? Öncesi de var. 4 yılda bir sevgililik sürecimiz var. Siz evliliğin başında bir balayınız var mı bu arada? Var tabii. Öyle mi? Nereye gittiniz? Kapadokya yaptım. Aa, neyle? Uçarak. Uçarak. Ha, uçtunuz mu buraya? Nevşehir'e mi uçtunuz? Kayseri'ye uçtuk. Oradan Nevşehir'e geçiş yaptık. Kayseri'den Nevşehir'e geçiş yaptık. O zaman bir bilet sıkıntısı falan vardı. O yüzden Kayseri'ye geçmek. Bu kadar detayı merak etmiyorsun. Manyak mısın ya? Ya bilet sıkıntısı ne lan? Ben de detayı vereyim dedim. Neden sordum neyle gittiniz diye? Çünkü bu, arkadaşlar, bugünün teması ya uçak korkusundan yola çıkarak aslında bir seyahat fobisi, seyahat korkusu, taşıtlarla alakalı konuşalım diye geldik buraya, tamam mı? Vardır bu hikayesi olanlar yani. İlla ki böyle sağlam bir türbülans, hani ölüyoruz galiba hissettiren bir... Yaşamadınız mı böyle şeyler? Hı? Ben yaşamadım böyle bir şey. Tertemiz uçtum ben hep. Ya da ne bileyim, harika gemi yolculuklarım var benim falan, var mı böyle bir şey? Ya bir kere metrobüse binen de mi yok anasını satayım? Ya bu her seferinde ölüm tehlikesi demek orası ya. Sende var değil mi? Var. Var abi, olmaz. Verme artık şuna mikrofonu, bitirdi o. Verme. Şeye bakacaksınız, kredi kartı limitine bakacaksınız. Herkese vermeyin mikrofonu. Şeyden dönüyoruz, Viyana'dan İzmir'e dönüyoruz. İzmir Havalimanı da meşhurdur. Almanya'da da var böyle, Düsseldorf bir havalimanı var. Oraya inişler hep bir problemli. Bir havalimanı var orada. YouTube'a yazın mesela, uçak vahşet yazın. Öyle benim kardeşim izliyor mesela, YouTube'a vahşet yazıyor falan. Facia yazıyor. Gerçekten psikolojisi bozuk onun. Ondan sonra İzmir'den Viyana'ya gidiyoruz. Viyana'dan İzmir'e dönüyoruz artık. Uçak geldi. Ben de bu arada inişler çok tehlikelidir derler, bilirsiniz. Aslında kalkış ve inişler derler ama ben inişi çok okey bulurum. Yani zaten iniyoruz, yani düşsek bile çok da yüksekten düşmeyeceğim. Ulan şuradan düşsen ölürsün normalde ama yani uçak biraz alçalınca yani okey gibi oluyor. Ne bileyim, yani mantıklı düşer gibi oluyor falan. İniş bana daha böyle oh kurtuluyoruz gibi bir şey ama kalkış mesela o kadar yani tonlarca demirin kalkıyor olmasının da hiçbir mantığı yok. Bakma yani, hani sadece çok hızlı gidiyoruz diye aldığımız bir bilet o. Yani. Mesela uçaktan çok korkuyor olanlara bakın, yaşam sevinciyle dolu olanlardır onlar. Yani daha yaşayacak, yapacak şeyleri olanlardır falan yani. Bir de böyle, evet. Var mı uçaktan korkmayan? Yani. Sen korkmuyor musun? Sen korkuyor musun Duygu? Ben inişlerde korkuyorum. Aa, ben alsana mikrofonu. Su? İnişte çok korkuyorum. Neden yavrum? Yani işte düşecekmişiz gibi geliyor çünkü. Peki Türkiye'ye inerken mi korkuyorsun? Onun bir mantığı var çünkü. Gene geldik falan. Herhangi bir havaalanı ama bu birkaç senedir gelişti bende. Normalde hiç korkmazdım, umursamazdım ama. Kalkışlar? Ya kalkışlarda da korkuyorum da biraz abi, daha az korkuyorum. Bu arada arkadaşlar, uçağın havadayken düşmesi neredeyse imkansız. Evet evet, ben izledim, kasıt olması gerekirmiş. Bir tane belgeseli vardı, evet. Bu düşen uçaklarla ilgili. Evet evet evet, kasıt olması gerekirmiş. Yani ya pilotun bunu düşürmeye karar vermesi falan gerekirmiş ya da böyle çok böyle imkansız imkansız bir şey olması gerekirmiş falan. Ama kalkış ve inişlerde yine çok düşük ihtimaller bu arada bunlar. Ama mümkün olabilir. İnişten korkmak mesela bana garip geliyor. Haklısın. Yanımda oturan tanımadığım birinin elini tutmuşluğum var, o kadar söyleyeyim yani. O inişten korkmaktan dolayı değildir de bu yaşa... Teyzeydi ya. Hiçbir şey çıkarmaya. Kaşıyamadım orayı, lanet olsun. Kız sussana, biraz oradan şaka çıkaracaktık. En sonunda söylerdim, biraz gülerdik. Seyirci olmayı da bilmek lazım yani. Abi geldik artık böyle Adnan Menderes Havalimanı falan okuyorum ben, tamam mı? İndik ineceğiz yani, şimdi tam bilemiyorsun ya yerle ne kadar mesafem var ama yani inan bana sorsalar 5 metre derim, belki 4 yani, öyle yakın ya. İniyoruz ya, indik ya, yani ben artık son bir şeyimi vermişim yani, tamam mı, bitmiş. Bir daha kalkmaya başladı. Orada bir de biliyorsun uçak çok yavaşlıyor ya inerken, 200 kilometrelere falan, kilometre hıza düşüyor saatte, belki daha bile yani. İnerken artık iyice yavaşlamış oluyor. Düşün, o hızla biz kalkmaya çalışıyoruz inme hazırlığında olan bir uçak ve kalktık ama bir türbülansla kalkıyoruz böyle, tabii kalkarken İzmir zaten şeyli, zaten ne olduğunu anlayabilmiş değiliz, böyle güm pat falan bir şeyler. Tabii herkes düğmelere bastı ve hostes görmek istiyor ve sormak istiyor ne oluyor diye, çünkü bilmek istiyorsun ya, insanda öyle bir şey var mesela.
Kaygı derler, korkunun korkusudur derler mesela. Kaygı ne kötü bir şey değil mi? Mesela kanser miyim acaba kaygısıyla, kansersiniz dedikten sonra yaşadığın korku arasında dağlar kadar fark var. Ben o kaygıyı tercih etmem mesela. Bana söylesinler, ben onunla başa çıkmaya çalışayım ama ortada bir sebep yokken korkmak çok kötü bir şey mesela. Tamam mı? Dolayısıyla öğrenmek istiyorum. Mesela düşüyoruz dese birisi, hazırlanacaksın. Kulü valla elham, artık hangi neye inanıyorsan. Ya öyle hazırlığın olacak, ne bileyim kendine sıkan olacak belki. Bu arada benim çok iyi bir fikrim var. Kesin düşecek, yani düşeceği kesin olan uçaklarda bir gaz salınmalı. Belki salıyorlardır, söylemiyorlardır değil mi? Ha, verme verme onu, onu böyle arada salar o. O yakalayamayız onu yani. Ona bir şey bağlamamız lazımdı. Bir gaz salınmalı mesela. Kesin düşüyor. Bu arada düşmüyor da olabiliriz ha. Düşecek ihtimali var mı diye. %50'nin üstünde mi abi? Salacaksın gazı. Bizi bir saatliğine uyutacaksın. Yani. Çok iyi fikir değil mi ya bu? Mantıklı. Mantıklı yani. Vereceksin abi. Biz uyuyacağız. Düştü. Üstük mü? Geberdik mi? Öyle değil mi? Ameliyatta veriyorlar. Böyle yarıyorlar. Daha kötü bir şey olabilir mi yani? Böyle yarıyor seni, açıyor. Kemikleri ayırıyor falan. Benim babam kalp ameliyatından çıktı. Biz hemen koştuk babamı görmeye, dedi ki çıkmadı. E nasıl dedik? Aradılar çıktı diye. Yok dedi. Doktor çıktı. Babanızı kapatıyorlar dediler. 1,5 saat sürdü biliyor musunuz? Yani düşün bak. Ya o yüzden yani zaten biz birçok kere yani yaşamdan kopuyoruz o anestezi anında. Sal ya şunu. Bunu artık yapın yani. Abi şöyle oldu, biz o kadar türbülans, öyle şeyler yaşarsak dedik kesin ölünüyor. Yani çünkü böyle bir şey çok az yaşayan, uçakta da hiç yaşayan yok. Yani biri çıkıp da bir dakika bir şey yok. Yani biz bunu daha önce yaşadık ve problem yok diyen de yok yani, tamam mı? Uçak pilottan da bir şey yok. Bakın size yemin billah ediyorum. Şöyle iki şey yaşandı. Bir kadın sigara yakmaya çalıştı. Yolcuları uyarmaya çalıştı. Dedi ki son sigaramı içeceğim. Son sigara diye bir şey var çünkü biliyorsunuz. Şarkısı bile var onu biliyorsunuz. Yani. Ondan sonra bir tane kadın benim omzumda ağlamaya başladı. Ve benim yanımda oturan bir kadın değil. Kadın Viyana'dan beri beni kesiyormuş, tamam mı? Tabii. Arkadan bir yerden gelip bende ağladı. Yani bende öyle bir... Bu arada ben oradan hiçbir şekilde seksüel bir şey çıkarmıyorum ha. Yani kadın bende böyle bir omuz sezinledi yani. Anlatabiliyor muyum? Yani ben burada ancak sakinleşebilirim gibi. Ama yani çok doğru bir seçim değil mi? Alkışlasana piç. Ama şimdi yeni bir şeyim var. İnanılmaz geçti korkum. Sophie, Milena ve ben, yani karım, kızım ve ben binersek hiç korkmuyorum abi. Düşünsenize hep beraber ölmek müthiş bir şey ya. Niye lan? Demek zengin değilsin. Neden? Zengin olsaydın hepimiz ayrı uçaklara binerdiniz. Kızım Coca-Cola'nın formülünü biliyoruz biz. Niye binelim ayrı uçaklara? Hasta mısın? O üç kişi biz değiliz ya. Çoluğum, karımı, çocuğumu almışım, bineyim. Hayır. Benim şöyle bir geliştirdiğim bir şey var da, bir teori gibi bir şey yani bu. Mesela Göktaş'ı haberi benim en beklediğim haber. Oğlum herkes aynı anda ölürse müthiş bir şey ya bu. Ya inanılmaz bir fikir bu ya. Var mı da itirazı olan? Yok. Ha yok. Yani, var mı itirazı olan? Olmaması lazım yani. Çünkü ölüm o yüzden kötü bir şey. Bıraktıkların yüzünden kötü yani. Evet. O yüzden ben şu an sevdiklerimi zaten böyle zirveyi yaşamışım. Karımı çok seviyorum ya ben. Çok seviyorum. Ya çok seviyorum oğlum ya. İnanılmaz. Hep seveyim değil mi? O da güzel dua bak. Çünkü o bitiyormuş ya bir noktada. Ama bu YouTube'da kalıyor ya 50 yıl. Karımı çok seviyorum ya. 6. evliliğim. Ama isim vermedim ha. Karımı çok seviyorum ya. İki tane konuğum var. İkisini de tanıdığınızı umuyorum. Tanımıyorsanız çok geç kalmışsınız demektir. Bu onların az ünlü olduğunu değil, sizin geri zekalı olduğunuzu gösterir. Arkadaşlarımı korumak için saçmalıyor. Merhabalar, alkışlarınızla Tolga Ortancıl. Ayaklarına batar mısın? Ayaklarını çekmiyoruz geç. Dedim yan yanayken bunu boy çekmeyin dedim. Bayanlar baylar, Cem Bekar. Allah'ım! Oturulsun. Ha bir de o var değil mi? Arkada görüşülmemiş gibi. Tolga Ortancıl bir oyuncu, Cem Bekar bir şarkıcı. Şarkıcı bizde böyle anlamı düşün. Şarkıcı müzisyen. Ha, çünkü sen enstrüman da çalıyorsun, evet. Doğru değil mi? O yüzden aslında seni bu müzisyen gibi bir şey yapıyor. Yani enstrümanist de bu sefer fazla senfonik bir şey bir yerine tekabül ediyor. Yani müzisyen olsam sadece müzisyen derim ama hem ikisi de olduğu için hem enstrüman çalıyor. Ama şarkıcı bizde şey gibi hani işte lavaboya gidebilir miyim var ya biliyorsun onu. Doğru. Lavaboya. Ne yapacaksın lavabo mesela? Ben hocalık da yapıyorum. Bu arada lavabonun da tuvalet midir? Tuvalet. Tuvalettir değil mi? Çünkü yani lavaboya gidip ne yapacaksın diyorum ya hocam, ayıp olmaz mı? Ya söyle ne yapacaksın İnsanlar diyorum. İnsanlar kibarlık gösteriyor diyor. Diye sanki lavabo diyorlar da aslında değil yani. Tuvalettir. Tabii canım, oğlum lavabo daha kaba bir şey. Düşünsene oraya sıçtığını. Yani.
Hayır, oraya gidilir mi abi? Orası bir mekan değil ki. Tuvalettir orası yani. Biz zaman içerisinde o anlamları hep düşürmüşüz. Anladın mı? Ve kibarlaşacağız diye saçmalamışız lavaboya gidebilir miyim diye. Aynı şey işte kadın ve bayanda da var. İnsanlar onu anlamıyorlar. Ne demek ya bayan ne kadar kibarlaşır? Hayır değil. Sen bayan kelimesini kadın demenin kaba olduğunu varsaydığın için götünden uydurmuşsun. Algı ve burada kaç bayan var falan. Ananın... yani kadın ya bu insan. Bunlar erkekse bunlar da kadın ya. Bunu söyleyebilmeli ya. Kadın kelimesi ayıpsanmış. Ya garipsiyorlar evet yani farklı geliyor insanlara ya da ne bileyim bunu söylediğimde acaba yanlış mı anlaşılırım korkusundan. Ya var mı arkadaşlar ben size kadın desem yani. Mesela bunu kadınlığından utanacak biri var mı aranızda? Kadın mı falan biraz host falan kendini falan. Var mı öyle birisi? Kadın değil misiniz ya siz? Çok düşürmüşüz o anlamları ona üzülüyorum. Mesela labo da öyle bir şey. Şarkıcı da mesela şey hatta bizim Hüsnü Şenlendirici falan ona gırnatacı falan der tabii, mesela. Tabii tabii. Sever mesela öyle şeyi. Çalgıcı der mesela. Çünkü... Yani Hüsnü Şenlendirici kadar iyiysen bir enstrümanda zort da desen olur zaten ona ya. Çünkü o kadar iyi ki yani. Bu arada biz de Hüsnü Şenlendirici'yi beraber çalıştıkları için söylüyorum. İsmail Tunç Bile'yi, Aytaç Doğan'ı ve onlar kadar değerli bazı müzisyenleri biz tabii Türkiye'de ne yazık ki gerçekten Şenlendirici gibi bir formda tutuyoruz falan ama bu insanlar dünyada böyle ayakta alkışlanan ve böyle çok değerli caz festivallerinde falan ağırlanan insanlar. Kesinlikle öyle. Ve böyle işte California, Berkeley'de falan böyle özel dersler, workshoplar falan. Avrupa turneleri, Amerika turneleri zaten falan. Zaten turnelerini saymıyorum. Ve şey caz festivalleri, Türk gecelerinde falan değil bunlar global caz festivallerinde sahneye çıkarlar falan. Kesinlikle. Buradan da onları hani o isimleri söyledik ama tabii yani hani Şarbon Mustafa'yı, Motor Ali'yi falan bunları da unutmayalım. Tabii canım. Daha da İsmail Altunsaray konuşmuştuk. Halka mal olmuş müzisyenler, çok da fazla sanatçılar. İsimler var tabii bu arada. Bunları konuşacağız. Bugünün konusu şeyler işte. Taşıt ve işte bu uçak, gemi vesaire illa böyle hikayeleriniz vardır diye çağırdınız. Abi yaşıyoruz 30 küsür senedir hayattayız. Biz illa ki hani bir noktada bir keşke binmeseydim bu lanet olası şey dediğimiz bir noktalar olabilir. Ve Torgo ortancıl bir oyuncu ve ödüllü bir oyuncu biliyor musunuz? Tabii. İnanılmaz bir şey. Çok iyi. Teşekkür ederim. Ben Tolga Ortancıl, 30 yaşındayım, 12 aynen. Yıldır sektördeyim. En bilindik dizim Güzelköylü. Güzelköylü bilen var mı? Güzelköylü. Bak, kamera arkası biliyor. Teşekkür ederim. Canlısın. Kimse bilmiyor abi. Oğlum bırak seni diziyi... Reyti rekoru kırdık. Seni bırak daha biliyor diziyi musun? Tanımıyorlar. Bak, ablamız biliyor ama. Kanal D'de yayınlanmış. Kanal D'yi bilen Kanal var değil, mı? Kanal D değil, Star TV. Fark etmez. Yani öyleydi ama demek ki yeteri kadar başarılı olamamış. Yok yok, o bir dönemde epey izlendi o dizi. Şimdi tekrarları var 4'te 6 arası mı ne izlesinler Star. Sabaha karşı. Yok. Ya diyelim sahuru yaptınız, gaz var, yatamıyorsunuz mesela Güzelköylü. Cem abi az önce seninle biraz uzun konuşur gibi olduk ama aslında senden bahsetmedik. O yüzden sana da burada biraz kendinden bahsetmek düşer. Cem Bekar ben. Müzikle uğraşıyorum çocukluğumdan beri. Yani aslında yıllardır. Annem aracı oldu. 2018'de de ilk teklimi çıkarttım. 3,5 senedir de müzik sektöründeyim. Hangi tekliydi o? Sayende. Kim biliyor? Tabii. Bravo. Çünkü benimkiler bilirler abi. Ben o dönemde böyle büyük bir aşkla çalıyordum o şarkıyı ve... Seninle zaten karşılaşma sebebimiz zaten oydu. Oydu. Beni bul dedim ya. İnanılmaz. Ya beni bul, sen kimsin dedim Instagram ya. Instagram hikayesinde bir bildirim. Olamaz böyle bir şarkı. Çünkü senin şarkının iki formu var. Bir tanesi evet, daha bir akustik form, versiyonu. Bir tanesi de tabiri caizse zurnalı formu. Biz şarkıyı yani çıkaralı zaten 5-6 ay falan olmuştu. Yani çok uzun da bir zaman dilimin değildi. Bir anda bir bildirim geldi Instagram'dan bana. Baktım Emre Turan. Arabada herhalde işten çıkıyordun, yayından evet, çıkmıştın evet falan mesela trafikte. Abi bul beni, neredesin sen? Sen kimsin? Bu arada hemen şeyi de söylemem lazım. Sözünü kesiyorum. Şimdi radyolarda bana şey diyorlar bazen. Abi işte Ferit Ünlüaş çalsana falan ya. Abi Müslüm Baba'dan şunu atsana falan. Zannediyorlar ki ben böyle jukebox 25 kuruş atınca her şeyi çalabilen bir şeyim. Öyle bir şey olmuyor. Radyolar öyle çalışmıyor arkadaşlar. Bir müzik direktörü var her radyonun başında. Bir müzik kurulu var. Telif metreler, Shazam listeleri biliyorsun. Spotify evet listeleri, en çok dinlenenler falan gibi aslında bir hit yakalanıyor. Kalama işi var orada ya da hit olmaya aday şarkıları alıp aslında orada sonuçta biraz bir değer de kuruldan katmak geçiyor o kişi. Tabii. Sonuçta yani. İster misin biraz Sayende? Tabii ki de söylerim seve seve. Ya çok seviniriz. Evet. Sayende dost düşman sevindi, kapımın önünde hep kuyruk. Seyre gelmiş el alem, ağladım mı diye. Yansın bakalım tatlı canı, görsün dünyayı kaç bucak,
susalsın biraz da nasıl yaptım diye. Ben zararın şurasından döneyim, ne kadar karım var onu alayım. Bu da bana ders olsun, bir daha yapmayım. Ben zararın şurasından döneyim, ne kadar karım var onu alayım. Bu da bana ders olsun, bir daha yapmayayım. Ben konuşuyor gibi yazılmış şarkılara hastayım. Ben de yani. Aynen, yere konuşur. Bu arada şeyler bir yana, yani işte Murat Anmunga'nın bir şiirinden şarkı yapılmış bir şey. Müslüm Gürses'in Nilüfer şarkısı falan gibi. Yani tabii. Bunlar tabii büyük. Şiiri de hani aranjesi. Bir de böyle bizle konuşan şarkılar var yani. Sanki koluma girmiş ve söylüyorsun. Bunu en iyi gibi yapanlardan bence, yani benim için öyle, Müslüm Gürses. Tabii canım. Yani. Ama o söyleme şekliyle tabii, yapıyor. Tabii hem söyleme şekli hem de çok konuşur gibi evet, geliyor. Evet, bunu yapıyor. O çok değerli bir şey. Ama bunun sözleri de öyle yani. Evet. Hem şey yapmıyor. Yani çok affedersin ama yani bu pop saçmalaması var ya. Yani ne söylersek gider, hani aranjeye kaktırırız işte, hani Emrah'a yaptırırız. Yanlış. Değil. Senin şarkın bir şey de söylüyor. Anlatılan gerçeklik. Yani. Ya anlatılan gerçeklikler var Emre. Çünkü yani hepimizin aslında, yani biz şarkıcılar olarak, müzisyenler olarak yaptığımız şey sadece öylesine bir müzik değil. Yani hani hissederek, yaşayarak. Yani çünkü ben de mesela bu şarkıyı okuduğumda 24 yaşındaydım. Şu an 28 yaşındayım. 2022'den 2018'i çıkarabiliyoruz bu arada. Yani sen seyirciyi biraz geri zeka gibi falan. Artık yani. Doğru. Birazcık çıkara bak. Hadi sınav ya. Hadi. Şunu vereceğim. Bekle ama önce ödülleri söyleyeceğim. Ödülüm var. Yumurta. The Life Co.'dan 3 günlük detoks paketi. Alkışlar. Emre 100 koduyla bu arada indirimli alabiliyorsunuz bunu, biliyor musunuz? Bunu da söylemiş olayım ben. Ne kadar indirimli? Bayağı indirim. İşte Emre 100'deki 100, 100 liranın yüzü. %100 indirimli al. Salak gibi yanlışlıkla. Ha, Emre 100 koduyla bunu alabilirsiniz. Arkadaşlar müthiş bir detoks paketi bu. Yani eğer gerçekten 3 kilo fazlanız varsa 3 kilo verdiren falan bir şey. 3 günde falan. Değişik. Tabii bunu biliyorsunuz, sıçırtarak yapıyor. Ne? Ha, ha. Tam 3 kilo, tam 3 kilo fazlan var değil mi? Nerende? 33. Zavallı. Ben kazanırsam onu ablaya vereceğim. Bir tek o izlemiş Güzel Köylü'yü. Aa onu, ha. Anladım. Kıyamam. Neyi yok? Fazlası yok ablanın. Fazlası yok. Ha, o anlamda söylemedim. Ne bileyim, hediye bu çıktı şimdi. Tencere çıksa onu da verecektim. Tencere var mı tencere? Şöyle, ben bunu başkasına vereyim, sen ablaya git bir hafta muhabbet. Yemek yeriz. Ben anladım oğlum seni. biri seni anlamış Tolga. Bırakma bu kadını. Ve bitiyor mu? Bununla da kalmıyor. Daha değerli başka bir ödül. Don sepeti. Geçen Veysel üretiyor bunları. Geçen gösteride vardı. Çok ondan sonra oldu. Ben don sepeti diyorum. O şey diyor. Meyve sepeti, meyve toplanıyor bunlar diyor. Veysel, Hollanda mı burası? Yani bunda var mı böyle bir meyve toplama? Yani var mı Mopaş'a böyle gidecek olanlar? Var, bahçeye hangi giderken git. Ne bahçesi kızım? Ağaoğlu'ndan bahçe mi kaldı ya İstanbul'da? Hangi bahçe bu? İstiyor musun sen? Niye, Malatyalıyım vallahi. Kayısılar güzel toplanır. Bununla? Güzel toplanır. Alttakiler ezilir kız. Tek tek alır toplarsın işte. Alttakiler ezilir. Ya kayısı ezilmez ya. Nasıl kayısı? Ezilmez. Kayısının eziğini ben severim zaten. Malatya'nın kayısı. Yani bir dakika. Öyle hayır. Ulan dörtiler sizi. Seyahat korkusu ya da uçak korkusu temalı quizimizin, sınavımızın ilk sorusu. Türkiye'de ilk yerli yolcu uçağı ilk seferini hangi şehirler arasında yapmıştır? İstanbul Antalya, İstanbul Ankara, Antalya İzmir, İzmir İstanbul. Bu arada doğru cevabı hızlı vermek de sizi öne taşır, haberiniz olsun. 1000 tam puandır, aşağıya doğru düşer. Salladım. Bakalım bu İstanbul Ankara diyen 17 kişi doğru cevabı vermiş. İzmir İstanbul diyen 3 kişi var. Antalya İzmir diyen 2 kişi var. Kıyamam. Antalya İzmir diyen kim? Arkadaşlar Antalya İzmir arası ilk uçak seferi niye yapılsın? Yani yakın. Yani ne bakanlar olabilir içinde? Bak ne üreticisi bu? Yani Antalya İzmir arası olamaz. Tren garı yok galiba Antalya'da değil mi? Ha? Antalya'da tren garı yok.
Oraya nasıl ulaşsın tren? Yok galiba. Oraya tren gidemez. Ben de Antalya'yı seviyorum. Şeyden dolayı gidemez. Yani coğrafyadan dolayı gidemez. Kolay ulaşamaz ya. Bilmiyorum. Belki de vardır, bilmiyorum. Neyse, ikinci soru. Hangisi Türk Hava Yolları reklamlarında oynamamıştır? Kobe Bryant, Morgan Freeman, Kevin Costner, Cristiano Ronaldo. Hangisi Türk Hava Yolları reklamlarında oynamamıştır? Kobe Bryant mı, Morgan Freeman mı, Kevin Costner mı, yoksa Cristiano Ronaldo mu? Güzel soru. Doğru cevap çok açık, belirgin gibi. O yüzden belki, nitekim 12 kişi doğru cevabı vermiş. Yani yanlış oldu. Cristiano Ronaldo oynamadı. Kobe Bryant'ın reklamı hatırlıyor da olmanız lazım. O görece yeni de bir reklam. Morgan Freeman'ın reklam çok şey. En güzeli zaten. Aynen öyle. Ama asıl Kevin Costner'ın reklam olay, hatırlar mısınız? Kevin Costner'ı getiriyorlar, milyon dolara oynatıyorlar. Reklam yayınlanıyor, vallahi yalan olmasın, ilk haftası daha çıkmadan. Düşüyor mu Türk Hava Yolları'nın Amsterdam uçağı? Aa, evet. Çat o kaza. Diye reklamı da tabii çekiyorlar mı? Kevin Costner'ın reklam ellerinde patlıyor mu? Peki var mı o uçağın içinde benim bir tane arkadaşım? Yok artık. Allah belamı versin. İnanılmaz gülüyor. Gülüyorlar ya. Ya iğrenç insanlarsınız. Bir de katıla katıla gülüyor ya. Aşağılık. Niye buna veriyorsun? Utandı çünkü. Utandı. İstifa etti o. Buranın kızı o. Kovuldu bile belki de yani. Cristiano Ronaldo ya falan. Bu birinciyi değiştirmedi 1865 puanla. Fakat aşağıdan fazla 3 kilo geldi. Kim o fazla 3 kilo? Fazla 3 kilo. Bir şey söyleyeceğim. Toplamda kaç kişi var burada? Bilmiyorum yavrum, onu önemli değil. Ne yapacaksın? Kaç kişi? Sonuncu muyum? 25.'iyim ben. Ah yavrum. Anlamadım. Hep X yazıyor. Don sepeti arkadan geliyor. Diyar geliyor. Diyar kim? Diyar da arkadan geliyor. Diyar adın mı bu arada? Aa, ne güzel isim değil mi? Diyar. Değişik. Sıla gibi mesela. Sıla da aslında bir konum bildiren bir şey ya. Diyar da öyle değil mi? Aslında ismim Diyarcan. Diyarcan. Evet. Diyar kısaltılmasını kullanıyor. Çok iyi, onu atmış olman iyi olmuş gerçekten. Hani kim koyduysa saygılarımızı sunarız ama ya Diyarcan hani... Genelde Azerbaycan göçmenlerinde o can oluyor. Öyle bir şey mi acaba? Ben oraya lütfen Allah aşkına bir şey yapıştır. Ben hani melodik olarak bir şey söylüyorum. Senin de ağzına sıçarım ha. Hani anında bir halkı karşıma... Saygım sonsuzdur herkese. Ben melodik bir şeyden bahsediyorum. Herkes canımızdır. Seni attırırım bak. Az önce ben sana saldırmadım. Mesela Doğancan var ya senin aynı radyoda. Evet. Öyle mi hala? Mesela Azerbaycan göçmeni olduğu için öyle Doğancan mi? Tabii. Ha, ama Doğancan öyle mi? Melodik olarak. Azerbaycan, Kars öyle bir yer var mı? Yok, baba tarafı Tunceli. Ha. Değiliz. Ama komple. Babamın egoistliğinden biraz bizimki. Ay, onu da isim zannettim önce. Ay, egoist baba can Adıcan gibi bir isim baba zannettim. Adıcan. Babanın adı ne? Ercan. Ha. Ablacığım sana olayı çok yanlış anlatmışlar ya. Yani babanın adı aslında Er mi? Hayır, biz 5 kardeşiz. Evet. Hepimizin sonunda Can var. Kendi isminde Can olduğu için hepimizin... Ama kendi isminde Can yok. Zaten o isim Can'dan oluşuyor. Tamam. Yani kayısıdaki ısı gibi yani. Onu sonradan ısı eklenmemiş ona yani. Yani anlatabiliyor muyum ya? Yani? O Ercan ismi o adamın. O zaman Can diyelim sadece. Onu atınca hiçbir şey kalmasın, böyle boşlukta süzülsün ama. Benim ismimin sonunda Can var, onlarda da Can olsun, beni andırsın diye koymuş. Ne, diğer kardeşler ne? Ablamın adı Bircan. Olur. Diyarcan. Efendim? Duygu... Bircan, Diyarcan. Diyarcan'ı niye sayıyorsun ya sen? Diyarcan'ı sayma bir tane. Bircan. Bircan, Duygucan, Nazlıcan, Uğurcan. Uğurcan olmuş ama. Uğurcan olmuş, Nazlıcan da olmuş. Öbürü neydi? Duygucan, Duygucan'la Bircan. Duygucan'la ikiniz bir... Emre ya. Ama yani hani birini bunların yok et deseler seni yok ederim öyle. Şaka be, ama ne yapıyorsunuz be? Emin misin adından madından sen? Tamam okey, bize ne canım? Ama şey, beşinci de olmuşsun yani. Hadi bakalım sıradaki soru, üçüncü soru. 2014 yılında uçuş sırasında kaybolan ve büyük bir gizeme dönüşen uçak hangi ülkeye aittir? Singapur, Endonezya, Malezya, Filipinler. Singapur, Endonezya, Malezya, Filipinler. Tabii çok ikonik bir haber bu. Hani bilmeseniz bile kulağınıza çalınmış olması lazım aslında ama gelmediyse de hiç gelmemiştir, bilemem. Dur hocam, Malezya olacaktı. Endonezya ve Filipinler diyen çoğunluk saçmalamış olduğunu fark etti. Singapur diyen bile var. Ama Malezya doğru cevap olacaktı gerçekten. 5 kişi sadece Malezya demiş. Bütün dengeler değişti muhtemelen. Nitekim reisi 3. sıraya düşürdü. Desperado ateşlerle geldi. Kim Desperado? Sen misin Desperado? Allah Allah'ına kurban senin. Şuna bak. Kıçımın Antonio Banderası. Sepet kim bu arada? O hala yürüyor. Sepet orada. Ha, okey. Ebru geldi. Sen misin kız Ebru? Aferin Ebuş. Liseli 01 de @hotmail.com.
durduramıyorum zihnimi ya. Sesten hızlı giden, son seferini 2003 yılında yapan Concorde uçakları Londra-New York arasını kaç saatte uçmaktaydı? 1, 2, 3, 4. 1 mi, 2 mi? Salladım. Bunların hepsi çok iddialı bu arada. Yani 4 bile salladım. Londra-New York için fazla iddialı yani. Işınlanmaktan bir tık yani. Allah. Ve doğru cevap 3 olacak da 2 diyenler neden öyle bir attılar ben? 12 kişi bir anda 2 atmış mesela. Nasıl yani, buradan New York'a bağırsam bir saatte gider mi diyorsun? Senin gibi bir sesin diyorsun. Soru yanıltıyor. Ama bu arada sesten hızlı gidebiliyor olması, her seferinde sesten hızlı gidecek olması anlamına da gelmez tabii yani. Mesela tabii. Uçaklar 1200 yapabiliyordur ama 700 de gidiyordur atıyorum ha. Salladım. Gerçi jet uçakları da öyle. Bir anda geçiyor, arkadan sesi geliyor. Çünkü evet, doğru, bravo. Kendisi sesten daha hızlı diye oluyor değil mi bunlar? Aynen öyle. Fizik işte. Fazla 3 kilo. Sen bir şey biliyorsun, bu oyunun bir şeyini çözdün sen. Ben buna şöyle oluyor, bak cevapları daha okuyorum, dönüyorum, bu böyle oluyor ben. Ulan diyorum, düşünüyor mu acaba yoksa cevap mı verdi? Bakıyorum cevap vermiş oluyor mesela. Yani sen bilmediğin soruyu da atarken hızlı atayım da doğruysa bari hızdan kazanayım mı diyorsun? Tabii destekli attığım sorular oluyor tabii ki de. Hani bu sorunun cevabını biliyordum. Öyle mi? Evet. Nereden bilinir lan bu sorunun cevabı? Okurken öğreniyorum. Ne okuyordunuz oğlum siz? Hasta mısınız ya? Ya ben, boş boş şeyler okuyorsunuz. Bende haber okuma hastalığı var. Ha? Yani bir şey okuma hastalığı var böyle. Boş durduğum takdirde direkt bir şey okuyorum. O zaman çok boş yani. Duruyorsun demek ki evet. Sen ya bu cüzdanı. Oluyor yani. Abi var mı uçak korkun senin? Hiç yok abi. Ya. Hiç yani, çocukluğumdan beri hiç yaşamadım. Peki zevkle biniyor musun yoksa evet, onu biniyorum. Bir taşıt olarak hani binelim inelim artık. Ya bir yani benim işte konser yurt dışına gidip geldiğim için ben sabahları gayet güzel enerjiyle gidiyorum havaalanına, kahvemi alıyorum, biniyorum falan. Tamam. Ya ters bir şey söylüyorum, kabul ediyorum ama yani biz aslında bu korkuları şeyden de yaşıyoruz. Yani hiç kimse saliselik bir çarpmayla ölmekten falan korkmuyor aslına bakarsan evet. Yani. Aslında orada derdimiz gerçekten yani daha yaşamaya devam etmek. İşte az önce konuştuğumuz gibi. Yani o bıraktığın hikayeler, sevenler, daha fazla yaşamak istiyorsun. Bir şeyler yapmak istiyorsun hayatta daha. Planların var, yapamamışsın bilmem ne. Bunlar var. Mesela sen acaba şey mi ya, bugüne kadar böyle hep tatmin mi geldin de acaba öyle bir fobin yok mesela? Yani bilmiyorum, aslında ben yaşamaktan keyif alan bir yapım var benim. Ama yeter diyorsun. Ben şeyi hiç anlamam yani. Mesela böyle yükseklik korkusu olan ya da ne bileyim işte uçak fobisi olan. Ben hep mesela uçakta da seyahat ettiğimde hep şey olmuştum. Kendime onun yerine koyarım. Ben acaba dedim kendi içinde ne geçiyor yani hani. Ne oluyordu hani bünyesel, bedensel, nasıl psikolojik? Ne yaşıyordu yani 400 acaba? 400 ton bir şey, demir parçası havaya kalkıyor Cem yani. Hani çok fazla kaygılı olan insanlar mı kaç? Acaba genelde böyle oluyor acaba ya? Yani? Ha 300 kişiyle. Bu 400 sonra okey miyiz? Ben attım götümden ama. Bence çok fazla düşünen insanlarda böyle şeyler var. Ha sen kabul ediyorsun yani düşünmeyen bir tip olduğunu. Okey tamam, bu yeter. Ben çok düşünüyorum da çoğu şeyi düşünüyorum, çoğu şeyi düşünmüyorum. Bunu düşünmüyorsun. Ama genel olarak herhalde yani benim kendime çıkarım o yani. Yani çok, ben belki hiçbir şey düşünmediğim için de belki korkmuyor olabilirim yani. Artık gülüyor insanlar hiçbir şey düşünmüyorum deyince. Mesela şarkı sözlerimi hiç düşünmeden yazarım gibi böyle. Orası ayrı canım. Var mı binemeyecek seviyede korkan var mı? Allah Allah, çok enteresan. Ha var arkada ya. Değil mi? Var bir tane. Binmiyor musun peki yoksa çok korkuyorum ama mecbur. Hiç binmedin. Otobüsle mi gittin? Nereye? Anladım. Peki dünyası daha büyük olup uçaktan korkan. Senin var mı böyle sert türbülansın, bir demir yolu tehliken, bir şeyin böyle ya da bir araba taklan falan var mı? Var. Ya. Var abi. Bir oyuncu arkadaşım vardı, konservatuvarda tiyatro bölümünde okuyordu o da. O zamanlar da anlamadım yani otomatik vites arabayla neden böyle bir şeye girer bir insan anlamadım. O zamanlar böyle bir anlamam. Bence her erkeğin içinde vardır. Ben bunu yapmadım ama nedense çoğu insanda bence var herhalde bu. Neden böyle bir istek var? Her erkeğin içinde yanlama vardır Cem Bekar. O zamanlarda böyle sürekli hep böyle ben hep uyarırdım ya yapma baba falan hani falan. Ama bir gün Caddebostan sahilde o biliyorsun o şeyi. Sivri virajı. S virajı mı deniyor? Aynen yani. Herhalde orası. Çık oradan. Aman Allah'ım yani böyle hani normal bir seyirde giderken ne geldi ona bilmiyorum. Tam döndüğümüz anda hayatımda ilk defa trafik kazası geçirdim bu arada. Ben sürmeden yani hani. Son olsun inşallah. Yani yaşamadım bir daha, kimse de yaşamasın. Tuhaf müthiş bir korkuydu. El freni sadece çekti ve bıraktı. Yani o sırada kontrol onun elindeydi. Sonra ne oldu bilmiyorum, bir anda spin attı araba böyle falan.
4-5 defa döndük, oraya vurdu, oraya vurdu, olduğumuz yere kaldık ve ben o sırada yani kafamı cama vurdum. Yani bildiğin arabanın içerisinde sarsıldık yani. Hani sayende dost düşman. Orada zaten hayatım, ya sözler ağzımda. Hayatımda yaşadığım en büyük travma oydu. Tabii. Yani. O yani o an, inan yani aslında o anda bir şey yok yani. Ama hep bahsettim ya, kaygı yani korkunun korkusuyla evet. Yaşıyoruz hep. Veya dünyamız çok küçülüyor böyle işte İstanbul Trabzon kadar bir yere sıkışıp. Yani İki hayatımda şakam daha var. Hayatımda tek yaşadığım kaza oydu. Allah yani. Daha fazla ver. Ben genel olarak çok dikkatliyim Emre. Yani yolda yürürken de attığım adımda da işte mesela dışarı çıktığım zaman cep telefonuyla ilgilenmem. Yani ya Cem, deminden beri o kadar falan. İdeal bir erkek şeyi çizdin ki. Ulan gözüm üzerinde senin. 6 ay işim gücümü daha bırakıp seni takip edeceğim. Daha fazla zaman geçirelim de demek istedim. Senin seni ben bir daha çıkaracağım buraya. Ben çalışmadım senin kirli çamaşırlarına. Ortak arkadaşlarımız da çıktı sonradan da. Seni ben bitiririm oğlum. Var. Sen burada beni ben seni konuşturuyorum. Niye biliyor musun? Kurguda atacağız hepsini diye. Sen çok ideal çiziyorsun. Bak kaşırım orayı. Değilim. Yani, hakikaten öyle. Ama çok dingin bir yapım var benim. Yavrum sen. Yani öyle hıyarlıklarım hala var. Hala devam ediyor. De. Dingin yapısı varmış da bilmem ne. Bak senin Cem ben bildiğin gibi değilim. Tolga Ortancı'n. Yavrum şöyle at saçını ya, savur ya. Ne alakası var? Ha böyle kötü mü? Böyle şey yaptım ya, bak ablam güzel. Ay abla yeter artık ya. O senin fanın. Ne istiyorsun bu çocuktan? Söyle bakayım. Hiçbir şey istemiyorum, sevdiğim. Zaten ekrandan iki tip çıkardım abla buraya. Bak dur dedi, bir şey dedi, dur. Ekrandan daha... Daha yakışıklısın, ya. Güzel bir oğlumsun. Hayır şey demek istiyor, ekrandan daha yakışıklı görünüyorsun diyor yani. Hayır. Ben de böyle bakıyorum ne? Baktığımda çok daha yakışıklı. Allah uzun çekilmek sağlıklı güzel abi, insanlar çıkarsın öyle. Buradaki yani. O zaman hepimize. Abla şöyle, ben şimdi sonuçta iki tane ideal erkek bu yani. İkisi de işinde gücünde bilmem nesinde. Fakat birisi kara kuru, birisi sarı kuru gibi. Ondan sonra demek ki sen sarışını mı seviyorsun mesela? Yok. Cem Bey de çok... Yok. Öyle değil canım. O yakışıklı Cem Bey de çok karizma. Teşekkür ederim. Ay sizin yapma, karizma deme ya işte. Hayır, karizmatik başka bir şey ya. Şimdi abi. Nasıl bir şey mesela? Hayır, burada bu ülkede karizmatik mesela. Ben mesela kendimi şey, yakışıklı görmüyorum. Ben yakışıklı görüyorum seni yakışıklı. Niye ödüyorsun ya? Ben ki ben mesela çekicilik karizmatik konusunda %100 okey ama kendimi hiçbir zaman yakışıklı bulmadım. Doğru söyleyeceğinize yemin billahi de yalan söyleyen puştur diyor muyuz? Şimdi yakışıklı bulanlar alkışlasın. Ben de alkışlayabilir miyim? Alkışlayacağım. Yo hayır değil, yakışıklı bulmuyorum. Hayır bak, çirkin buluyorum değil. Yakışıklı bulmuyorum diyenler alkışlasın. Deyip Yıldız Silve gibi çayını... Ya Uğur bir şey var. Senin anın mı var? Ver bakayım. İlkokul 5'teyim. Vallahi bak, Kıbrıs'a gideceğiz tatil için. Ayağımı kırdım. Tamam mı? İstanbul'a geldik uçmak için. Ben küçüğüm, çocuğum diye nüfus cüzdanımın fotokopisiyle gelmiş İstanbul'a. Tabii onlar da alamayız asla dediler. Biz de bir grup halinde gidiyoruz oraya. Annem Ereğli aradı. Hani babamdan böyle bir istek. Uğur'a nüfus cüzdanı çıkart, İstanbul'a gel. Ereğli'den. Ama artık o uçak kaçtı değil mi? Hayır, çünkü şöyle yani öyle bir baban yok. Mu? Babası için... flashmış. Hayır. Biz Ereğli'den buraya geldiğimiz için hani 8-9 saat önce geldik havaalanına. O sırada tabii bu olay öğrenilince... Gerçekten o uçağı mı yetiştirmeye çalışıyoruz hala evet, sizi? Dur daha bitmedi. İşte akşam 6 falan oldu herhalde. Artık check-in yapılmaya başlandı. İşte anneannemler falan herkes uçağa biniyor. Ben tabii ağlıyorum. Bu sırada da anneme hep şey diyorum. Ya şu uçağa bomba ihbarı yapsanıza kalkmasın falan diyorum, tamam mı? Küçüğüm ama. Ondan sonra... Küçük müsün? İlkokul 5 diyorum abi işte 12 kaç? Arkadaşım zihin... Olsun o ayrı bir şey. Neyse abi... Omen ya, çocuğa bak. O sırada şeyi hatırlıyorum, böyle babamın havaalanına girip böyle elinde nüfus cüzdanıyla bizi arıyor, tamam mı? Hani neredesin? Ereğli'den beri böyle gelmesin. Tabii. Tabii bu arada bizim uçak, ertesi günkü uçağa şey yapıldı, biletler değiştirildi falan. Ama hala yetişebiliyor musunuz aslında o uçağa? Yok, onlar check-in yaptılar. Sonra biz işte orada bir baktık, anneannemleri gördük. Binmemişler. Tabii annem ortalığı ayağa kaldırdı. Bu uçak hala kalkmamış, biz de binebiliriz, pilotu arayın falan. Gerçekten pilot arandı. Oğlum pilot bu arada çok ciddiyim bak. Bileti tekrar değiştireceğiz. Pilot arandı, dediler ki böyle böyle bir yolcumuz var. İşte nüfus cüzdanı yokmuş. O yüzden uçağa binemediler ama şimdi nüfus cüzdanı geldi, alır mısınız? Adam da şey demiş pilot, hani tamam valizleri yoksa binsinler. Abi. Pilot niye söylüyor bunu oğlum? Pilot hayır kim ya? Çünkü şöyle bir şey, bagajımız yok. Pilot niye? Muhatap niye pilot? Onu arıyorum. Bilmiyorum. Abi sen yanlış hatırlıyorsun ki. Hayır çok net hatırlıyorum. Pilot, bu s*** hikayeyle niye uğraşsın ya?
pilotun şey yetkisi vardır abi sonuçta. Uçağı alıp almama yetkisi vardır adamın. Senin 5 yaşında kırık ayağından pilota ne ya? Kabin amiri falan vardır, bir şey vardır. Ne bir yetki. Neyse işte artık orasını bilmiyorum. Okay. Neyse biz uçağa bindik bu arada. O uçağa yetiştik işte. 7'de falan kalkacak uçak. 11'de kalktı. Biz Kıbrıs'a indiğimizde şeyden çıkarken herkes bizi alkışlıyordu. Ne oldu dedik. Niye alkışlıyorsunuz? Uçağa bomba ihbarı yapılmış. Ve hala bilmiyorum, hala annemden şüpheleniyor ama aklanmadı. Böyle demeyeyim bir şey olur falan. Yani bilmiyoruz abi gerçekten. Ay hayatta olduğu için sövemedim de kadını arkadan. Ama ölmüş olsa da sövemezdim bu sefer. Kadına sövemiyoruz biz şu anda. Kime ya? Ben, annem yapmadı. Ya hadi oradan ver şunu be. Annem akıyor hala daha gelmiş. Oğlum sen 5 yaşında daha şeytanmışsın. Şimdi yazık mülayim ol. Annem yapmadı diyor bana kıvırcık saçlarıyla. Annem değildi o. Tolga Ortancıl. 18 yaşındayım. O sıra Bandırma'da yaşıyoruz. İşte liseliyim, lise son sınıf. Annemin de babamın bıraktığı, hiç unutmuyorum, Renault Megane Scenic. Ya da yanlış okuyorum, bilmiyorum. Çok seni. Yanlış okuyorsun. Scenic. Ne dediğini anlamamaya başladım. Scenic, yani Renault'u okey miyiz? Scenic. Nasıl okunuyor? Yani... Renault tamam. Renault'a karışma şimdi ben... Scenic değil mi? Arkadaşlar... Bir şey diyeceğim, ben Fransız mıyım? Bir dakika. Ben şunu da anlamıyorum. Şarja şarj dedi. Abi şarj yani anladın mı? Scenic. Şarj değil, şarj abi. Bu ne ya? Ya zaten bir... abla, kim, bak bak kimle aynı saftasın gördün mü? Nerede? Kim? Ben dedim sana biraz tutacaksınız kendinizi. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika ben bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyle. Kız bana bak. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi hamburgeri biz hamburger mı diyoruz? Hamburger. Türkçe'ye çeviriyoruz aptal. Değil mi? Scenic de Scenic. Bir şey söyleyeceğim. Araba anlamın değil mi kardeşim? İster Scenic. İster Scenic. İster Scenic. Doğru diyor. Doğru. Doğru. Belki takma ad koydum ben. Scenic dedim. Neyse. Anamın arabasını Scenic diyor. ve burayı bipleyelim diyor. savunuyor, ona üzülüyorum. Yani bunu ben şöyle yapmıyor mesela. Ya yanlış mı okudum, kusura bakmayın falan. O zaman seni alkışlar insanlar yani. Anamın arabası değil mi? Scenic! Bunu bu kadar... Senin yüzünden oldu bu ha, bak. Senin yüzünden... Anamın arabası değil mi? Scenic dediler, alkış aldı ya. Yani inanılmaz bir daha söyledi. Neyse babam yok işte. Ben de öğrenmeye çalışıyorum ama aslında amacım o sırada okul başkanıyım. Şey okuduğum lisenin. Yani hep havalı olma, cool olma, işte araba kaçırma falan aşamaları değil mi? Ama arabayı zaten çok sevmem ya araba kullanmayı. Hala da sevmiyorum. Neyse o otomatik vites. Ben ne otomatiği biliyorum ne düz vitesi biliyorum. Arada kaçırıyorum. Sonra o kadarlık benzin alıyorum hani anlamasın, çakmasın diye tekrar yerine bırakıyorum. Çakmıyor annem. Ama işte bilmediğim için araba kullanmayı bu düz şey otomatiklerde bir iki tane pedal var ya. Neydi onlar? Gaz ve Tolgacığım bir tek sen bilmediğin için detay vermen gerek yok. Yani biz otomatik deyince neyden bahsediyoruz? Gazla fren, tamam mı? Ben tabii bilmediğim için ikisini aynı anda basıyorum. Yani böyle neyse ondan sonra bir gün işte hoşlandığım bir kız vardı. O ve onun arkadaşları. Benim arkadaşlar yok ama ya. Onun bir arkadaşları beraber çıktık. Bandırma'da Ayıldız Tepesi var. Şehitlik. Arabayla tepede giderken bir de toz bir yol. Dumanlar gelmeye başladı. Arkadaş dedi ki şey hoşlandığım kızın arkadaşı. Ya dedi yanık kokusu geliyor. Ben de o kadar eminim ki ya toz duman işte burada çöp yakıyorlar falan böyle kullanıyorum. Sonra o arttı. Durdum. Durduğum gibi arabanın o gerçekten o yanan duman. Naylon çorap. İçeri giriyor böyle. Böyle bir hikaye. Biz çıktık. Ne işimiz tamam var mı? Şehitlikte şeyden. Biz çıktık böyle küçük bir tüp var yangın tüpü. Şimdi arabanın altı yanıyormuş da ben o kadar cahilim ve bilmiyorum ki önüne sıkıyorum kaputa. Arabanın. Yani alttan yanıyor araba. Ben üstüne sıktım. Zannettim ki kaputtan açamıyorum ya ondan oraya sıktım böyle. Hani ha. Aslında arabanın altından yani ne varsa o alt sen daha iyi bilirsin. Balatalar falan mı yandı acaba? Sen niye daha iyi biliyorsun geldi ya? Çok anlamıyorum arabayı da. Araba süren bir vibe'ım var galiba. Yanlayan var Caddebostan sahilde. Abi inanılmaz. Dur bitmedi. Sonra... Yok abi bitmediği kesin zaten canım hikayenin. Daha yeni başlayacak öyle de. Dedi ki kaçalım bu patlayacak araba. Ben nasıl kaçacağız? Yani araba her şeyi orada hani öldürürler beni yani. Ama benim ölmemem lazım önce. Biz de kaçtık mağaraya. Ya mağara gibi değil böyle çukur yapmışlar böyle. Olay çok farklı yerlere gidiyor. Oraya sığındık. Ama böyle bakıyorum oraya. O alev aldı, alev aldı. Bir patladı. Araba. Araba. Arabayı patlattım. Aa! Şimdi sen
Ve bunu ilk kez burada açıkladım. Tabii. Kız atıp Bandırma Şehitliği'ye çıkarsan o arabaya skenik dersin zaten bir. Ama arabayı da yaka... O araba sokunluk olmuş ya. İnanılmaz bir hikaye bu. Annenin arabasını patlattın sen. Acaba söylemese miydim diye düşünmeye başladım. Nasıl söyleme? Daha önce söylemedin bunu annene. Ay tabii onlar biliyor da. Nasıl biliyorlar ama? Kim bilmiyor abi? Ne biçim bir hikayeye dönüş, o kriminal bir şeye dönüş. Oğlum ananın arabası değil mi? İster yakarım. sıradaki soru geliyor. Hezarfen Ahmet Çelebi'nin Galata Kulesi'nden uçarak nereye indiği rivayet edilir? Sultanahmet, Nişantaşı, Üsküdar, Moda. Bu da doğru değil sadece. Moda'ya bastın değil mi sen? Nişantaşı. Yazık. 15 Üsküdar, de Moda diyen kim ya? Arkadaşlar. Kim o Waffle'cı Kemal? Ben Tolga Ortancıl. Görevi bakarım ben, bulurum istatistik. Söylemiyor adam odaya basan. Yani Nişantaşı'na basan var o. Kim? O kim asıl? Ya oğlum. Kim bastı? Nişantaşı. Ya söylemiyorlar bunlar. Onlar inanılmaz insanlar. Bu daha açıklayıcı. Ya zaten neye bastığını göremeyen birinin Moda'ya basmış olması daha anlaşılabilir. Yani. Çünkü mantıken 6. soru geldi. Melih, uçağın kalkıyor. Melih bak uçuyorsun sözlerinin sahibi Deep Turkish Web karakteri hangisidir? Erasmus Muharrem, Work and Travel Selçuk, Uçak Osman, Green Card Hüseyin. Tanıyor musunuz bu karakterleri? Bilen var mı? Bilen için? Zaten bilen için müthiş kopuluyor olması lazım. Doğru cevap Green Card Hüseyin olacaktı. Sallayanlar enteresan. 7 kişinin tamamı bilerek cevap vermiş olamaz muhtemelen. Birkaçı salladı. Green Card Hüseyin doğru cevap olacaktı. Bakalım bu kimleri nereye taşıdı? Fazla 3 kişi. Ana diğer sen biliyor muydun da bastın salladın mı? Sen bas doğruya bastın. Ben yapamadım bari sen yürü gibi mi? Emre Kırgız, Erdi Kırgız ben onları tanıyorum. Tanıyor musun? Tanıyorum diyorum, takip ediyorum. Anladım canım işte biliyorsun. Biliyorum ya aynen. Abi çok değişik. Çok tuhaf insanlar ya. Bak çok değişik. Çok acayip insanlar. Deep Turkish. Uçak korkusuna ne denir? Agorafobi, aviofobi, aerofobi, amenofobi. Uçak korkusuna ne denir? Agorafobi, aviofobi. Süre için herkesten çok özür dilerim gerçekten. Aerofobiyi ben koyduydum. Ferhat orada mısın? Sen aerofobi demişsin. Ben yanıltıcı cevap olarak aerofobiyi koydum. Tabii gören basmış muhtemelen. Fakat aviofobi, Aviator'dan hatırlıyor olmanız lazım. Leonardo'nun Aviator'ından. Uçuş. Hayırlısı. Sadece iki kişi doğru bildi. Dengeler çok değişti muhtemelen. Bu hiç de değişmemiş. Çiğdem sadece yaklaştı. İlk üç hiç değişmedi. Çünkü herkes yanlış cevap verdiği için doğru. Hiçbir şey değil. Çiğdem sen miydin? Dördüncü sıradasın şu anda. Hadi bismillah bakalım. Ama son soruyu vermeden önce ben... Cem'den bir tane daha şarkı dinleyelim mi? Ha? Versenize. Ne söyleyeyim? Ne söyleyeyim hiç yok. İçimden geçeni mi söyleyeyim? Senden, evet yani... Senden dinlemeyi çok sevdiğimiz şarkılar da var. Sevdiğim, insanların da seveceğinden emin olduğum. Ama hadi bir tanesini sen seçersin, ben sipariş etmeyeyim. Ben en sevdiğim şarkılardan bir tanesi söyleyeyim. Tarkan'ın Beni Anlama şarkısını söyleyeyim. Ya, hadi. Beni sev de, sev de anlama. Dokun, hisset, ne olur sorgulama. Sakın, sakın, beni yargılama. Yapma, değiştirmeye çalışma. Ah vazgeçme arzula sev okşa beni üzme ne olur üzme ele geçirme çalışma hiç böyle beni
Sen bana, ben sana benzersek ne olur? Nasıl dayanır ki aşk bu kadar ayrılığa? Beni neden sevdiğini hatırla ne olur? O ilk günlerde nasıl da aşkla sevişirdik. Aşk incelik ister canım, hoyrat olma. Beni böyle sev, değiştirme, boş ver anlama. Bir güç savaşı değil bu, kendi haline bırak. Galibi yoktur ki hiç, aşk unutma. Aşk incelik ister canım, hoyrat olma. Beni böyle sev, değiştirme, boş ver anlama. Bir güç savaşı değil bu, kendi haline bırak. Galibi yoktur ki hiç, aşk unutma. Aşk bu aşk olacak. Sen izin verirsen yaşanacak. Ya. Çok güzel şarkı. Çok. O zaman buradan bir detoks paketi de Tarkan'a. Son soru. Ağzına sağlık abi. Teşekkür ederim. Son sorum. Hangi şehrimizde havaalanı yoktur? Sakarya, Elazığ, Uşak, Nevşehir. Hangi ilimizde havaalanı yoktur? Sakarya, Elazığ, Uşak, Nevşehir. Sakarya doğru cevap olacaktı. Elazığ diyen bir kişi... Benim o. Uşak, evet aynen öyle. Nevşehir. Bu arada Sakarya aslında nüfus olarak... Baktığınızda havaalanına ihtiyaç duyabilecek bir şehir ama Sabiha Gökçen'e o kadar yakın ki yani. İstanbul'un bazı yerlerine gitmektense Sakarya'ya gitmeyi tercih edersin yani. Dolayısıyla Sakarya'dan 13 kişi, bakalım dengeleri ne kadar değiştirdi. Üçüncüyü açıklıyorum hazırsanız eğer. Diğer üçüncü olmuş. 4.444'te. İkinci Çiğdem olmuş yüksek maşallah. Ve birinci ragada 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 ragada. Fazla 3 kilo. Dördüncü Desperado, beşinci Emre. Emre hemen arkadan yapışmışsa helal olsun. Tebrikler. Cem Bekar, Tolga Ortancıl. Gel. Ver. Gel yanıma gel. Bayanlar Baylar Sınav Gecesi'nin bu bölümünün sonuna geldik. Uçak korkusu, taşıt maşıt, bık tren diren bunları konuştuk. Allah korkutmasın. Ölecekseniz de hep beraber ölün. Thank you.